bekliyoruz. Bu manada dua ve destekleriniz için her zaman olduğu gibi yine çok teşekkür ediyorum hepinize. Hepinizden Allah razı olsun. Bu arada çalışmalarımızda bize yol arkadaşlığı yapan değerli müdür arkadaşlarımız, personelimiz de var aramızda. Onlara da gayretlerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hepinize saygılarımı sunuyorum. İnşallah gittiğinizde de bu arada ilave olarak orada bizim ufkumuzu açacak. Bu anlamda ilave şeyler yapılmasıyla ilgili önerileriniz, değerlendirmeleriniz olur ise o değerlendirmelere de açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bir başka şey değerli arkadaşlar, malumunuz seçim sürecinde de ifade ettim. Seçimden sonra da birçok platformda söyledim. Çevre Bakanlığı'ndan da bu manada destek istedim. Arsalar, oradaki hazine arazileri var. 2-3 parsel halinde. Onlar tahsis edildikten sonra oraya bungalov evler yapmayı planlıyorum. Termal sudan da istifade edecek bungalov evler yapalım istiyorum. Bungalov evler kimsesizler. Yani evsiz, barksız olanlar, efendim, yaşlılar ve engellilerle ilgili olsun istiyorum evvel emirde. Daha sonra da yine aynı bölgede turizm tesislerinin yapılmasıyla ilgili bir planlamamız var. Bu manada yatırımcılara kapımız açık, gönlümüz açık olduğu gibi. Yani bir taraftan yatırımcı para kazansın, bir taraftan Ereğli para kazansın, bir taraftan da gelen vatandaşlarımız, efendime söyleyeyim, ya da turistler şifa bulsun istiyoruz Akıbük'ten. Bu anlamda Ereğli'nin tanıtımına da önemli ölçüde katkı sağlayacak bir süreç olduğunu değerlendiriyoruz. Gazla ilgilenen çok sayıda eş, dost, konu, komşu bağlamında vatandaş var. İnşallah gaz için sağlıklı bir pazar oluşturabilirsek önemli bir geri elde edeceğimizi değerlendiriyorum. Malum haliniz, 1,5 ay önce organize sanayide ciddi manada 4-5 gün süren bir yangın oldu. O yangını değerlendirdiğimizde keşke bir karbondioksit tankımız olsaydı da o yangını hemen söndürseydik diye içimizden geçirdiğimiz oldu. Bu arada organize sanayi yönetimi olarak da bir karbondioksit gazı basmıştı. Karbondioksit gazı yangınlara karşı elimizde bulundurabileceğimiz bir tank alımına karar verdik. İnşallah bu tankla birlikte de organizedeki yangınlarımıza anında müdahale etmek suretiyle söndürelim istiyoruz. Karbondioksit gıda sektöründe raf ömrünü uzatmakta kullanılıyor. Soğuk hava depolarında kullanılıyor. Onun dışında bu gazlı içecekler tamamen karbondioksitle birlikte değerlendiriliyor. Yine petrokimya sektörü yangın söndürmede kullanılıyor, tıpta kullanılıyor. Dolayısıyla kullanım alanı çok geniş, su kadar kıymetli olduğu değerlendiriliyor, oksijen kadar kıymetli olduğu değerlendiriliyor. İnşallah bu anlamda da önemli bir gelir getirici faaliyet olacak. Bunlar tabi Allah'ın bir lütfu, Ereğli'mize, bölgemize Allah'ın bir lütfu. İnşallah bu lütfu bir geleceğin inşa edilir, vesile olacak diye değerlendiriyorum. Zannedersem Akıyük'e geldik. Akıyük'te yapacağımız bungalov evleri de buradaki Braverten Ocağı'nın atıklarından keseceğimiz taşlarla yapalım istiyoruz. Bu taşlar serildiğinde inşaatçılarımıza da yaklaşmıyor bu taşların olduğu yere. Dolayısıyla güzel bir döşeme de olur. Çevre düzenlemesinde de kullanılabilir. İnşallah bu anlamda da Ereğli Belediyesi bakarsınız, tahsis imkanı temin ederse bu manada inşaatçılarımıza da sunma imkanımız olur. Hepinize saygılar sunuyorum. Şehzade Mustafa'nın kenti.
sevgili meclis üyeleri, buyurun.
gelin bakalım. Hadi. Gelin arkadaşlar. Öyle mi yapalım? Gelin arkadaşlar, gelin bakalım. Oo! Yavru var yavru. La oğlum hasta olursunuz da. Abi geri çık şurayı çek. Geçin bakayım. Geçin, tamam. Geçin, geçin. Gelin bakalım. Yok arkadaşlar şu çıkanlar karbondioksit. Karbondioksit bu separatörlerden yukarıdan gaz çıkıyor, aşağıdan da suyu çıkıyor. Şu şeyin sıcak suyundan bir doldurun. Kabınız yok mu çocuklar? Getirsinler kabını. İki tane o 120 metrelik kuyu. Ondan da üstten gelen karbondioksit. Şey, Serdar'cığım. Bundan da üstten gelen karbondioksit. Sıcak suda aşağıdan borularla şeye geçiyor. Bu şeye dokunun şeye. Kazana bir dokunun bakın kazana. Isınmış mı? Sıcak mı? Evet. Sıcak mı? Hissediyorsun. Hasılı belkelam aküyü bu arkadaşlar. Yani bir tarafta sıcak suyunuz, bir tarafta karbondioksitiniz. Orada daha derin su, derin kuyu açılmasının sebebi, hikmeti daha yüksek sıcaklıkta sıcak suyu çıkarmak arzumuz. Daha yüksek sıcaklıktaki sıcak suyu hem yani buradan acı kuyuya kadar taşıma imkanımız olur. Efendime söyleyeyim, seralarda kullanma imkanımız olur. Onun ötesinde termal tesislerde kullanma imkanı çok daha rantabl olur. Yani şehrin ısıtmasına kadar gidebilir. Hatta jeotermal enerji üretiminin imkanına da vesile olabilir. İnşallah. Nasıl? Şehir içinde bu rezerv var mı da? Yani işte akıyor yani. Atık oluşturacak mısın? Nasıl? Atık oluşturacak mı bu su? Bu su şeyde havayla temas ettiği zaman traverten yaptığı durduğumuz yerden belli. Ama kapalı boru içerisinde havayla temas etmediği sürece kabuk bağlamıyorsun. Peki ısısını kaybettikten sonra nasıl değerlendireceğiz? Isısını kaybettikten sonra atık suyuyetinde değerlendirebiliriz veya bir başka kuyuya şarj ederiz. Dolayısıyla veya burada bir gölet oluştururuz. Bu araştırmayla gider. Serdar'cığım. Ama kalite var gölet.
bakar. Sevgili meclis üyelerim. O zaman hadi o zaman. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bismillah. Benim fotoğrafı almak istedim.